Astro Deha ailesinin değerli okurları, YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Tutulma enerjilerinin yoğun bir şekilde bizleri etkilediği yılın ilk güneş tutulmasının 8 Nisan 2024'te gerçekleşmesiyle daha öfkeli, daha alıngan, kazalara yatkın hale geldiğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Özellikle iletişimin gezegeni Merkür ve tutulmaya eşlik edecek ay düğümünün keskinliği ile beraber evimizin elektrik su tesisatı ile ilgili problemler, aracımızla ilgili sorunlar yaşamamak için gerekli önlem ve tedbirleri, kontrolleri yaptırmamız önem taşımakta. Tutulma enerjisiyle her söylediğimiz başımıza iş açsın istemiyorsak eğer, sakin kalabilmek, inatçı yaklaşımlar ve öfkeyle hareket etmemek mottomuz olmalı. Tutulmalar keskin enerjilerdir. Özellikle kesici, delici, yanıcı aletlerden kaynaklı kazalardan muzdarip olmak, trajedik olaylarla karşı karşıya kalmak istemiyorsak, tedbiri elden bırakmamamız gerekti. YouTube Astro Deha'da katıl butonumuz aktif. Siz de burcunuza özel içerikler için katıl butonumuza tıklayabilirsiniz. Ayrıca bireysel danışmanlık için 0212 583 32 75 0539 206 1953 telefonlardan bize ulaşabilir. Bilgi ve randevu alabilirsiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Astro Deha ailesinin değerli okurları, haftanın kristali kristal koleksiyonumuzdan mor üzüm akik, huzurun, bereketin taşıdır. Bulunduğu ortamda özellikle zihinsel kaygıları, geçmişe takıntıları olan kişiler için oldukça fayda sağlayan, bereketin, huzurun, aile hayatında dış etkenlerin enerjisinden kaynaklı problemlerin etkisiz olmasında faydalıdır. Bu şahane mor akik kristalinin her birinize şans, huzur, kaygı ve korkularınızdan dönüşmeyi getirmesini diliyorum. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sizler de yantra ve kristal koleksiyonumuz için astrodehastore.com'u ziyaret edebilirsiniz. Mor akik salkımı evinizin veya iş yerinizin kuzeydoğu yönünde kullanmanız faydanızı çok daha yükseğe çıkartacaktır. Astro Deha ailesinin değerli okurları, haftanın yantrası Şaman Yantra koleksiyonumuzdan kümey. Türk kültüründe kümey ana olarak da bilinen, doğurganlık, çocuklar ve kadınların koruyucu enerjilerini barındıran, bereket, korunma, bulunduğu ortamda negatif saldırıları, afetleri her şekilde bertaraf etmekte faydalı. Özellikle tin, süne ve kut enerjisini şaman sayı ve sembolleriyle bir araya getirmiş, mühürleyici özelliğiyle son derece faydalı bir yantradır. Şaman Kübey Yantra sizleri bollukla, bereketle, şansla korusun ve her türlü felaketten, negatif enerjiden mühürleyerek etkisiz hale getirsin. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Yantra koleksiyonumuz için Instagram'dan astrodehastore.com'u takibi almayı, astrodehastore.com internet sitemizi takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Gökyüzü bu hafta özellikle ikili ilişkilerinizle alakalı konularda kararlar alırken kendinize haksızlık etmeden, kendinize baskı kurmadan, adaleti her şeyden önce kendinize göstermeniz gerektiği noktasında uyarıcı enerjilerle dolu. Empati yaparken kendinizi de mağdur etmemeli, sizi oyuna getiren art niyetli insanları amaçlarına ulaştırmamak için öncelikle haklarınıza sahip çıkmanız gerektiğinin farkındalığıyla ilerlemelisiniz. Bunun yanı sıra hafta boyunca tutulmanın yansıyan enerjisiyle işle ilgili konularda özellikle detaycı davranmak, İşinizle ilgili önemli ve keskin değişiklikler söz konusuysa eğer, anlaşmalar, sözleşmeler, hukuksal konularla alakalı daha tedbirli, dikkatli davranmak, hakkınıza sahip çıkarak ilerlemek mottonuz olsun. Haftanın sayı sekansı o muhteşem 7'ler, 777. Hayatınızda bolluk, istikrar, büyük değişimin, dönüşümün, içsel anlamda korkularınızın dönüştüğü etkiler anlamına gelmekte. Şifa, şans, bereket, yeni başlangıçlar, köklenmek, ezelden ebede sizlerle olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara.
Sağlığınızla ilgili konularda ise tutulma enerjisiyle özellikle baş bölgenizle ilgili hassasiyetler, ağrılar, düşme, çarpma, yaralanma gibi konulara daha yatkın olduğunuzu bilmeli, daha kontrollü ve dikkatli olmak için gayret göstermelisiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta her çağrıldığınız yere icabet etmemeniz adına uyarıyor sizleri. Oyuna gelebilir, bir anda beklenmedik olaylarla yüzleşebilirsiniz. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise özellikle eş veya sevgilinizle güven problemleriniz varsa, sürekli tek taraflı fedakarlıklar yapıp karşılığını göremiyor, üstüne yapmasaydın etmeseydinlerle sınanıyorsanız eğer, hafta boyunca sezgilerinizin sesine kulak vermeli, ortaya çıkan gerçekler üzerinde titizlikle durup kararlarınızı buna göre belirlemelisiniz. Bunun yanı sıra bekar ve ilişkisi olmayanlar, sizler de tutulma enerjisiyle çok sağlıklı kararlar veremeyebilirsiniz. Öğrenci koçlar, sizler de hafta boyunca duygusal zekanızla değil, öğrendiklerinizi net bir şekilde aktarma gayretiyle hareket etmelisiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz açık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, gökyüzü bu hafta iş hayatınızda endişelerinizden, kaygılarınızdan uzaklaşacağınız, güzel haberlerle başlayacağınızı müjdelemekte. Özellikle işle ilgili konularda önemli işbirlikleri, yeni projeler, teklifler, uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir işle alakalı hayrınıza olacak gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. 8 Nisan 2024 tutulmasıyla beraber özellikle madden, manen, duygusal size zarar veren insanlardan yollarınızı ayıracak, tereddütte kaldığınız insanlarla alakalı da net kararlar verip uygulayacaksınız. Bugünlerde her ne oluyorsa en yüce hayrınıza oluyor. Gerçek sizin en iyi versiyonunu yaşam yolculuğunuza taşıyabilmek için. Ve şunu unutmayın, yaşadığınız zorluklardan sonra şimdi daha güçlüsünüz. Bu güçlü halinizden rahatsız olanlar bilin ki art niyetli olanlardır. Dostlarınız, sizi seven insanlar bu halinize hayran kalacaklardır. İletişimin gezegeni Merkür durağan seyriyle beraber özellikle fikir hırsızlıklarına karşı dikkat etmeli, bilgisayar ve telefonunuzun güvenlik tedbirlerini arttırmaya özen göstermelisiniz. Uzun seyahatler ve sert sporlarla alakalı konularda da gökyüzü hafta boyunca dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Haftanın sayı sekansı 777. Yedilerin mucizesi maddi, manevi, duygusal hayatınızda kilitleri açan anahtarınız olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Öğrenci boğalar, siz de 777'nin güçlü frekansıyla kendinizi daha iyi ifade edecek, güçlü öğrenme yetinizi sözlü ve yazılı olarak başarılı bir şekilde yansıtıp istikrarı eğitim hayatınızda doğru kararları alabileceksiniz. Finansal konularda da şanslı etkiler sizleri karşılıyor. Özellikle uzun zamandır tahsil etmekte zorlandığınız bir ödemeyi alabilir, beklediğiniz bir finansla ilgili durumun netleşmesi ve hızlanmasıyla ek gelirler elde edip rahatlayabilirsiniz. Yatırım planları ile ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta keskin kararlardan uzak durmanızın en yüce hayrınıza olacağını vurgulamakta. Özel hayatınızda ise tereddütlerden, kaygılardan uzaklaşacağınız, eş veya sevgilinizle birlikte daha fazla zaman geçirip uyumu, dengeyi, romantizmi daha yoğun bir şekilde hayatınızın bir parçası haline getireceğiniz güçlü etkiler söz konusu. Korkulardan, kaygılardan, geçmişte olan biten olumsuzluklardan önce zihninizi, sonra kalbinizi arındırın ki severken, sevilirken güzellikleri daha yoğun bir şekilde yaşayabilin. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, tutulma döngüsüyle kendinizi arkadaşlarınızla sınanırken bulabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza, özel hayatınızda arkadaş bildiklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle parasal konular ve özel yaşamınızla ilgili konularda konuştuklarınıza her zamankinden daha fazla önem vermeli, boşboğazlık edip de kendinizi zora sokabileceğinizin idrakiyle hareket etmelisiniz.
Ay düğümleri, iletişimin gezegeni, yönetici gezegeniniz Merkür'ün retrosu ile birlikte tutulmayı sizler için daha keskin bir hale getiriyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Nisan ve Eylül ayları arasında yaşadıklarınızı gözden geçirmeli. O dönemle ilgili yaptığınız hatalar, yanlışlar varsa bu yanlışların karşınıza çıkabileceği gerçeğiyle yüzleşmelisiniz. İşinizle ilgili konularda ise büyük hedefler, yeni projeler, planlar planlıyorsanız eğer imzalara ve birlikte yola çıktığınız insanlara ekstra dikkat edin. Mağduriyetlerle karşı karşıya kalmak, fikirlerinizi başkaları uygulayıp sizi saf dışı bir noktaya taşımak da sınayabilir. Her şekilde kontrolü elden bırakmayın. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda tutulmanın keskin enerjileri, düşme, çarpma, yaralanmalarla ilgili hassasiyetlere yatkın kılıyor sizleri. Sizlere tavsiyem, acele işe şeytan karışır mottosuyla hareket etmeniz. Öğrenciler, sizler de hafta boyunca arkadaşlarınızla samimiyet dengesini korumalı, aile içerisinde olan biten her şeyi arkadaşlarınıza yansıtmamalısınız. Art niyetli arkadaşlarınız bu durumu aleyhinize kullanabilir. Hem okulunuz hem de aile bireylerinizle problem yaşayabilirsiniz. Finansal konularda ise aileyle tam anlamıyla fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, sizden hakkı olmayan şeylerle ilgili talepkar tavırları ne yapacağınızı şaşırtabilir. Bu hafta sevgili ikizler sizler için biraz zorlayıcı geçecek. Sizlere tavsiyem haklarınızı aramalı, tartışmalar içerisine girmeden doğrularınızı adaletli bir şekilde sarılmalısınız. Bunun yanı sıra yolculuklar, yerleşim değişikliği ile ilgili konular, bankalarla ilgili noktalarda sıkıntı ve problemler söz konusu olabilir. Resmi işlemlerinizi doğru yapmaya her zamankinden daha fazla özen gösterin. Özel yaşamınızda ise durum biraz karışık. Tutulmanın enerjisiyle sağlıklı kararlar almakta zorlanabilir. Kendinizi doğru sözlerle ifade edemeyerek eş veya sevgilinizle beklenmedik gerginlikler, huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Kontrollü olun. Haftanın sayı sekansı 777. Gelin şimdi 777'nin arınma enerjisi her anda sizlerle olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu yengeç olanlar, kariyer hayatınızda fırsatların sizleri karşıladığı bir hafta söz konusu. Hafta boyunca endişelerden uzaklaşacağınız, daha net kararlar alıp işinizle ilgili konularda hayal dahi etmeyeceğiniz fırsatlarla karşı karşıya kalmanız olası. Sizlere tavsiyem, işinizle ilgili noktalarda yapabileceklerinizi tartın, biçin ve gelen fırsatı kendinize güvenerek yeniliklere açık bir tavırla akıllıca değerlendirin. Özellikle kıskanç insanlar işle ilgili gelen büyümeye yönelik, ilerlemeye yönelik aktivitelerden alıkonmanız için kafa karıştırıcı cümleler, söylemlerde bulunabilirler. Herkes her şeyi konuşur. Yeter ki siz ne istediğinize karar vererek ilerleyin. Bunun yanı sıra işinizle ilgili maaş artışı, terfi, yerleşimle ilgili değişiklik talepleriniz varsa çarşamba gününden itibaren yapacağınız görüşme ve konuşmalarda istediğinizi elde etmeniz çok daha kolay olacaktır. Ve sizlere tavsiyem bu hafta boyunca özellikle işle ilgili, eğitimle ilgili noktalarda hedeflerinizi yükseltin. Finansal anlamda ve çalışma arkadaşlarınızla çalıştığınız kurum her ne olursa olsun problemler yaşıyorsanız haklarınızı aramaktan, rahatsızlıklarınızı ifade etmekten de korkmamalısınız. Konuşmalısınız ki çözümler beraberinde gelsin. Bunun yanı sıra finansal konularla alakalı rahatlayacağınız, beklemediğiniz bir ödeme, belki zamanından önce ya da uzun zamandır hukuksal anlamda mücadele verdiğiniz bir alanda yaşanacak gelişmeler rahatlatacak sizleri. Fakat tutulma enerjisi ve Merkür'ün durağan seyrinin yansımasıyla bu hafta istediğiniz şartlar oluşmayabilir. Akışta kalın, merkezde kalın, gelişmeler oluştuğunda yatırım planlarınızı gerçekleştirin.
Öğrenci yengeçler, sizler de aşırı alıngan tavırlarla arkadaşlarınız ve öğretmenlerinize sonrasında pişman olacağınız tepkiler vermeyin. Sağlıkla ilgili konularda ise özellikle bağışıklık sisteminiz, ayaklar ve eklemlerle ilgili hassasiyetleriniz yükselebilir, dikkatli davranmalısınız. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise eş veya sevgiliniz sürekli geçmişinizle ilgili bir takım konuları kaşıyabilir. Size hoşlanmadığınızı bildiği halde üzerinize gelebilir ve siz bu kez her zaman gösterdiğiniz toleransı sağlamakta zorlanabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi konuşun ve geçmişi güne taşımanın ilişkinize fayda değil zarar getirdiğini açık bir şekilde ifade edin. Bu hafta yeni başlangıçlardan, ilişkilerle ilgili konularda keskin kararlardan da uzak durun. Haftanın sayı sekansı 777. 777 karanlıkları aydınlığa çeviren dünyada 7 gezegen, özellikle haftada 7 gün, gökkuşağında 7 renk varken 777'nin tüm mucizeleri sizlerle olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu aslan olanlar, tutulma enerjisiyle karşıladığımız bu hafta biraz daha öfkeli, gergin, huzursuz hissetseniz de iş hayatınızda bedel ödediğiniz, emek verdiğiniz her alanda mükafatlarla karşı karşıya kalmaya hazır olun. Özellikle işle ilgili konularda başvurularınızın kabul edilmesi, uzun zamandır yine işinizi bağlayan hukuksal bir meselenin lehinizde sonuçlanması tutulmanın sizlere armağanı olabilir. Özellikle haftanın sayı sekansı 777. 777 tüm sayı sekanslarından çok daha önemli bir yere aittir numarajda. 777'de dilediğiniz dileklere odaklanmalı, niyetlerinizi, isteklerinizi, yeni başlangıçlar, özellikle köklenmek, aidiyet duygunuzu yükseltmek için son derece pozitif bir şekilde seçmeye çalışmalısınız. 777'nin mucizeleri şu anla birlikte tüm yaşamsal alanlarınızda sizlerle olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Bu hafta işle ilgili konularda detay gerektiren konuların üzerinde ekstra durmaya özen gösterin. Bir anda gözünüze takılacak bir ayrıntı, parlak fikirler ve yeni bir oluşumu getirebilir iş hayatınıza. Bunun yanı sıra çalışma arkadaşlarınızla konuşurken, görüşürken her şeyi dürüstlükle çok da açık ifade etmemeniz en yüce ayrınız olacaktır. Hafta boyunca işle ilgili konularda yapacağınız aktiviteler, katılacağınız eşsel noktalar son derece faydalı olabilir sizler için. Ayrıca ek işler teklifleri de alabilirsiniz. Yıldızınızın yükseldiği bu günlerde korkuları dönüştürmeye olsun niyetiniz. Tutulma enerjisi ve diğer gezegensel yansımalarla aşka bakış açınızın, iş hayatınızla ilgili konuların dönüşümü, farkındalığı sizi bambaşka noktalara taşıyacak. Akışta ve kabulde kalmalısınız. Eğitim hayatı devam eden aslanlar, sizler de tutulma enerjisiyle agresif ve gereğinden fazla içine kapanık bir ruh hali içerisinde olmamaya özen gösterin. Agresifliğinizde, içine kapanık halinizde eleştirilerle karşı karşıya kalıp modunuzu düşürmesin. Sağlıkla ilgili konularda ise tutulma enerjisiyle sert sporlardan ve süratli araç kullanmaktan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise aşkın, sevginin, romantizmin, karşılıklı uyumun hayatınızı taşlandırdığı bu özel günlerde kalbinizin, sezgilerinizin rehberliğine güvenmeli, sevginizi göstermekte tereddüt etmeden eş veya sevgilinizle daha fazla vakit geçirip birlikte uyum ve dengenin getirdiği mutluluğun sizi şifalandırmasına teslim olmayı seçmelisiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu Başak olanlar, tutulma enerjisiyle yılın ilk güneş tutulmasıyla sizler için mesleki konular ve finansal anlamda yaşadığınız zorluklardan uzaklaşacağınız, hakkın, adaletin sizden yana olacağı gelişmelerle dolu
bir döngünün kapılarını aralıyorsunuz. Özellikle işle ilgili konularda hedeflerinizi, isteklerinizi netleştireceğiniz, kendinizi daha önce olmadığı kadar başarılı bir şekilde ifade edip insanların üzerinde iyi bir izlenim bırakarak size muhalefet eden, önünüze sürekli engel çıkartan insanların da deyim yerindeyse hakkından gelerek yolunuzu yeniden yapılandıracağınız bir döngüdesiniz. Bu döngünün içerisinde rüyalarınıza özellikle dikkat etmeli, tutulma enerjisinin alıngan, gergin, inatçı yaklaşımları sergileyen insanları etrafınızda daha etkin kılacağının bilinciyle bu insanlarla tartışmaktan, öfkeye kapılıp aynı şekilde karşılık vermekten uzak durmaya gayret gösterin. Bunun yanı sıra işle ilgili konularda yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri gözden geçirmeden harekete geçmemeniz de en yüce ayrınız olacaktır. Sizlere tavsiyem, özellikle iş ve eğitiminizle alakalı noktalarda şehirler arası ve yurt dışı ile ilgili başvurularınızı yaparken eksik bilgi ve veri aktarımı olmaması için kontrollü olmanız. Yönetici gezegeniniz Merkür durağan seyrine devam ederken gökyüzü daha kontrollü olmanızın fazlasıyla önem taşıdığına dikkat çekmekte. Özellikle telefonunuzun, bilgisayarınızın, evinizdeki elektronik eşyalarınızın arızalanmamasına karşı biraz daha tedbirli davranın. Öğrenci başaklar, siz de eğitim hayatınızla ilgili değişimler yaşayabilir. Okulunuzu veya öğretmenlerinizle ilgili yaşadığınız ciddi bir problemi dönüştürebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise tutulma enerjisi özellikle migreni olan başakların bu anlamda problemlerini tetikleyebilir. Mutlaka uzman bir hekimin desteğini almalısınız. Özel yaşamınızda ise güvenden yoksun ilişkilerinizin noktalanacağı, güvenin olduğu ama huzursuzlukların sürekli tartışmalara yol açtığı beraberlikler içerisinde olan başakları ise uyanışa geçirecek. Ne istediğinizi netleştirip gerçek sorunun kaynağını kökünden çözmeye odaklanacaksınız. Ve haftanın sayı sekansı 777. 777 finansal konular ve özel yaşamınızda gölgeleri üzerinizden kaldırmak için etkileşimde. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu terazi olanlar. Yılın ilk güneş tutulması Batı astrolojisine göre karşıt burcunuz Koç'ta gerçekleşecek. Aşırı derecede agresif hissedebilir, her söyleneni sizi hedef alıyormuş gibi değerlendirerek yanlış tepkiler verip sizi seven, önemli hissettiren insanların üzülmesine ve onların keskin tepkilerine maruz kalıp pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle işle ilgili konular ve finansal meselelerde daha tedbirli davranmalısınız. Çünkü gökyüzü tutulma enerjisi ve iletişimin gezegeni Merkür durağan seyriyle hırsızlıklara ve kayıplara karşı uyarıyor sizleri. Özellikle interaktif uygulamalardan para alışverişleri yapıyorsanız daha kontrollü olmaya gayret etmeli. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız veya akrabanızın borç para taleplerini reddetmelisiniz. Bir anda verdiğiniz parayla mağduriyetlerle karşı karşıya kalabilir ve yapmadığınız şeylerle suçlanırken bulabilirsiniz kendinizi. Tabii ki tutulma günü yapılması gereken çalışma tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Bunun yanı sıra hafta ortasından itibaren işinizle ilgili konularda takdir edileceğiniz, özellikle geçmişte size haksızlık yapan, madden, manen, duygusal anlamda üzen bir kişi veya kişilerin yaşadıklarıyla ilgili haberleri alarak şaşkınlık ve şükrü bir arada yaşayabileceksiniz. Bu hafta tutulma enerjisinin yansımasıyla mide ve bağırsakla ilgili hazım problemleri yaşayabilirsiniz. Sevgili teraziler, sağlıklı beslenmenin zamanı geldi. Özellikle oruç tutuyorsanız iftarda ve sahurda yediklerinize dikkat etmeli, daha sağlıklı beslenmeye ve uyku düzeninize hassasiyet göstermelisiniz. Öğrenciler, sizler de bu hafta özellikle öğretmenlerinizin yönlendirmesiyle çok sağlıklı kararlar alabilir. Eğitsel noktalar, sizi zorlayan sınavlarla ilgili
önemli gelişmeler, fırsatlar ve zarar gördüğünüz bir olayı telafi edebileceğiniz etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çekimser kalmayın ve bu güzellikleri değerlendirmeye bakın. Haftanın sayı sekansı 777'nin yüksek frekansı ise aşk hayatınızı, atalarınızla ilgili karmalarınızı şifalandırmak için etkili. 777'nin güçlü enerjisi Venüs'ünüzü yükselsin, ilişkilerle yaşadığınız imtihandan özgürleştirip aşkla tamamlasın kalplerinizi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Özel yaşamınızda evli ve ilişkisi devam eden bir teraziyseniz, yaşadığınız gerginliklerden sonra aileniz, arkadaşlarınızla ilgili meseleler, eş veya sevgilinizle birbirinize daha fazla anlayışlı olabilmeyi ve yakınlaşmayı tetikleyecek. Bekar ve ilişkisi olmayan teraziler, bu tutulma sürprizlerle dolu. Karşınıza çıkan gerçekleri sadece kalbinizle değil, akıllıca değerlendirin. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, yılın ilk güneş tutulmasıyla beraber işinizle ilgili konularda pek çok şey netleşmeye başlayacak. Ertelediğiniz, görmezden geldiğiniz veya zor sabrettiğiniz alanlarda hakkın, adaletin yerini bulmasıyla rahat bir nefes alacağınız ve meslek hayatınızla ilgili endişelerinizden özgürleşeceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız. Özellikle hafta boyunca işle ilgili konularda gelen teklifleri değerlendirmeli, kendinizle ilgili konularda tereddüt ettiğiniz şeyleri iş hayatında başarısıyla bildiğiniz dostlarınıza danışarak tereddütleri zihninizden bir an evvel temizlemeye gayret etmelisiniz. Haftanın sayı sekansı 777. 777'nin güçlü enerjileri finansal konularda büyüme, özellikle işle ilgili konularda güçlü ve yeni başlangıçlar için destekliyor sizleri. Yeter ki arkadaşlarınızın ve iş yaptığınız özellikle ortaklıklarınız varsa etkisi altında kalarak yanlış kararlar vermemeye gayret gösterin. Mutluysan, başarılıysan kıskanırsın der sevgili peygamberimiz. Bu yüzden aldığınız kararları, işinizle ilgili gelişmeleri lütfen gizlilik çerçevesi içerisinde yapmaya gayret gösterin. Ve 777'nin güçlü enerjileriyle yapılanmaya, köklenmeye, başarı ve berekete olsun niyetleriniz. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda ise diş ve diş eti iltihaplarına karşı hassasiyetiniz yükselecek, dikkatli olmalı. Mutlaka diş hekimi ile ilgili ziyaretlerinizi yapmalısınız. Öğrenci akrepler, sizler de hafta boyunca arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz arasında sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz. Lütfen kendiniz için yapmadıklarınızı başkaları için sadece tek sorumlu sizmişsiniz duygusuyla yapmayın. Haklıyken haksız olmamak, başkalarının tepkisini üzerinize çekmemek için. Özellikle ailevi konularda ise sizden yaşça büyük insanların istek ve taleplerini yerine getirebildiğiniz ölçüde yapmalı ama kendinizde gereksiz baskılar, finansal yükümlülükler altına sokmamalısınız. Özel yaşamınızda ise karşılıklı iletişim önem kazanmakta. Anlamadan, dinlemeden, ön yargılarla yanlış anlaşılmaya meyil veren Merkür Retrosu'nun bilinciyle hareket ederseniz, sonrasında pişman olabileceğiniz kararlardan, tartışmalardan, söylemlerden uzak durma iradesini ortaya koyarsınız. Bunun yanı sıra tutulma enerjisi aşk hayatınızı, evlilik hayatınızı yeniden yapılandırıyor. Akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar, yılın ilk güneş tutulmasını karşılayarak başlıyoruz haftaya. Hafta boyunca işinizle ilgili konularda etki altında kalmaya meyilli olabilir, bilmediğiniz alanlarda süslü püslü cümlelerle sizi etkisi altında bırakacak insanlara inanarak yanlış kararlar alıp var olan işinizi riske sokabilirsiniz. Dikkatli davranın. Son pişmanlık fayda getirmeyebilir. Siz bildiğiniz işi geliştirmeye, işinizle ilgili rahatsızlıklarınızı düzeltmeye gayret gösterirseniz eğer,
tutulma enerjisini ve haftanın gökyüzü enerjilerini doğru ve pozitif şekilde değerlendirmiş olursunuz. Bu hafta özellikle birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla, konuşmalarınızla, görüşmelerinizle her gelişmeyi paylaşmamaya özen gösterin. Söyledikleriniz aleyhinize kullanılabilir. Geçmişte yaşadığınız olayların daha keskinleriyle sınanabilirsiniz. Bu yüzden sizlere tavsiyem sözlerinizi seçerek kullanmanız gerektiğinin bilinci hafta boyunca mottonuz olsun. Bunun yanı sıra Merkür'ün durağan seyri ve Kuzey Ay düğümünün burcunuza yansımasıyla beraber öfkeyle etki altında kalarak özellikle size destek veren insanları karşınıza alacak çıkışlar yapmaktan uzak durun. Bir anda ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir, işinizle ilgili konularda yolunda giden pek çok şeye bu tavrınız yüzünden set koyabilir, üzülebilirsiniz. Sizlere tavsiyem parasal konularla alakalı da dikkatli davranın. Özellikle alacak vereceklerle alakalı noktalarda kendinizi resmi olarak garanti altına almadan para alışverişlerinde bulunmayın hafta boyunca. Öğrenci yaylar, sizler de bu hafta yüksek öğrenme duygunuz, kendinize olan özgüveninizin yükselmesiyle zorlandığınız pek çok şeyde başarı sağlayacak, başvurularınızın kabul edilmesiyle sevineceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise bel ve özellikle mide ile ilgili hassasiyetler hafta boyunca zorlayabilir sizleri, sağlığınızı ihmal etmeyin. Aile ile ilgili noktalarda ise et diye süt diye karışmadan akışta kalmanız en doğru yaklaşımınız olur. Özel yaşamınızda ise sürpriz geri dönüşler, yanlış anlaşılmaların ortadan kalkmasıyla duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Sırf başkaları ne der diye kalbinizin ait olduğu insana haksızlık etmeyin. Evli ve ilişkisi devam eden yaylarsa özellikle kıskançlık krizlerine karşı dikkatli olmalı, birbirinizin arkadaşlarıyla ilgili konularda imalı söylemlerde bulunmamalısınız. Haftanın sayı sekansı 777. 777'nin mucizeleri ihtiyaç duyduğunuz her alanda sizlerle olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu oğlak olanlar, haftayı yılın ilk güneş tutulmasıyla karşılıyoruz. Ve bu tutulma özellikle aile bireylerinizin, akrabalarınızın, fedakarlık ettiğiniz, her zaman yanında yer aldığınız insanların nankörlükleriyle ilgili konularda kararlar alacağınız enerjileri taşıyacak yaşamlarınıza. Kendi menfaatleri söz konusu olduğunda sizi hedef almalarından yorgun düşen ruhunuzla ilişkileri tamamen sınırlandırıp pek çok yakınınızla ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Bilin ki bugünlerde karşınıza çıkan her olay, aldığınız her karar bir şeylerden özgürleştirip hayatınızda yeni bir döngünün kapılarını aralatıyor sizlere. Akışta kalmalı ama kesinlikle tutulma enerjisinin yansımasıyla tartışmalar içerisinde bulunmamalısınız. Sizlere tavsiyem işle ilgili konularda da gizliliğe önem verin. Önemli fırsatlar, teklifler, planlar, projeler, sorunlu bir ortaklığın sona ermesi gibi gelişmeler hafta boyunca gündeminizde yer alabilir ve işiniz gereği seyahatleriniz sıklaşabilir. Bu durumu merak duygusuyla kurcalayacak olanların oyunlarına düşmemek için işinizle ilgili konularda ayrıntıları lütfen paylaşmamayı seçin. Finansla ilgili noktalarda ise haftanın ikinci gününden itibaren iş hayatınızda büyüme, istikrarlı etkiler sizleri karşılayacak. Bu durumda biriken borçlarınızı ödemeli ve nasıl olsa bir şeyleri toparlamaya başladım diyerek evinizle ilgili harcamalar veya işinizle ilgili çok gerekmeyen harcamalarla ilgili biraz daha tutumlu olmayı seçmelisiniz. Bunun yanı sıra öğrenciler, sizler de bu hafta aileniz ve arkadaşlarınızın desteğiyle önemli bir hedefinizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşayabilirsiniz. Haftanın sayı sekansı 777. 777
üzerinizdeki ruhsal ve bedensel ağırlıkları şifalandırmak için etkileşimdi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Güneş tutulmasında yapılması gereken çalışma tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Özel hayatınızda ise bitişler ve başlangıçlar, özgürleşeceğiniz ve başkalarından kaynaklı mutlu giden ilişkinizi bozan enerjilerin tam anlamıyla kalkıp gideceği özel bir döngüdesiniz. Bu döngüde pek çok kişinin maskesi düşecek ve gerçeklerle yüzleşip mutsuzluğunuzun asıl kaynağının ne olduğunun farkındalığıyla özel hayatınıza sahip çıkıp çok daha doğru, çok daha sağlıklı kararlar alıp mutluluğunuzu büyütebileceksiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü yılın ilk güneş tutulmasıyla beraber işinizle ilgili konularda özellikle akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınızla çalışıyorsanız dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Geçmişte yaptığınız hatalar, işle ilgili, hukuksal konularla ilgili yaşadığınız problemler, iyi niyetle güvendiğiniz insanlar tarafından tekrar gündeme getirilebilir ve bir anda iş hayatınızın alabora olmasıyla sıkışmışlık hissiyle daha da büyük yanlışlar yapabilirsiniz. Dikkatli davranın. Özellikle hafta boyunca gördüğünüz rüyaları dikkate almak, sezgilerinizi önemsemek, geçmiş hataları hiç yaşanmamış gibi saymak yerine bunun bilinciyle daha tedbirli hareket etmek koruyacaktır sizleri. Ve hafta boyunca çok fazla ön planda olmamaya gayret göstermeli, aklınızı karıştıracak, art niyetli söylemlerle size hedef alacak insanlara dikkati elden bırakmadan ilerlemelisiniz. Özellikle işle ilgili seyahat ve yolculuklarınız varsa aksaklıklar ve iptalleri bir an evvel düzeltmek için de aceleci davranmayın, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamak için. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle bağışıklık sisteminiz, boyun ve alerjik reaksiyonlarla ilgili hassasiyetinizin yükselebileceğine işaret etmekte. Bu anlamda yediğinize içtiğinize dikkat etmek, gıda zehirlenmeleriyle ilgili daha tedbirli davranmak mottonuz olsun. Öğrenci kovalar, sizler de hafta boyunca arkadaşlarınızla ilgili konularda yaşadığınız problemleri çözümleyebilir, araya giren büyüklerinizle sorunları çözümlemenin huzurunu okulunuzda başarı olarak deneyimleyebilirsiniz. Haftanın sayı sekansı 777. 777'nin mucizeleri, şansı, bereketi şu anda ihtiyaç duyduğunuz her noktada sizlerle olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Ailevi konularda ise adaletli olmayan aile büyükleri diğer yakınlarınızdan kaynaklı mağduriyetlerde sizi görmezden gelebilirler. Bazı ilişkileriniz noktalamak için tutulma mesajını doğru algılayın. Özel yaşamınızda ise barışmalar, karşılıklı uyum ve ahenk, romantizm, küçük hediye ve jestlerle son derece şanslı etkiler sizleri karşılıyor. Akışta kalın ve güzelliklerin hayatınızı yapılandırmasına izin verin. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Gökyüzü yılın ilk güneş tutulmasıyla beraber hayatınızdaki pek çok engeli, madden, manen, duygusal, ailevi ortadan kaldıracak, özgüveninizi yükseltecek, sizi seçebilme iradenizle yüksek bir farkındalığa ulaştırıp iş hayatınızda yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri, bitirmeyi düşündüğünüz ortaklıkları gerçekleştirmek için cesaretli kılacak. Cesaretli haliniz pek çok kişiyi rahatsız edebilir. Sana ne oldu, çok değiştin gibi söylemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimin ne dediğini duymazdan gelin ve bu dönüşüm enerjisinde karşınıza çıkan her olay ve fırsatı iyi değerlendirin. İşle ilgili konularda yapmayı düşündüğünüz şeylerle ilgili araştırmacı olmak, emin olduktan sonra harekete geçmek mesleğiniz ne olursa olsun en yüce ayrınız olacaktır. Ve haftanın sayı sekansı 777. İstanbul'da 7 tepe var. Gök kuşağında 7 renk. İlk inanışa göre kadim bilgilerde 7 gezegen vardı ve cennetin 7 katı. Aynı şekilde yer altının 7 katı olduğunun bilinciyle
777 enerjisi gökyüzünden gelen tüm enerjileri yeryüzünde en yüce hayrınıza etkili kılsın. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Bu hafta işinizle ilgili konularda önemli görüşme ve toplantıları yapmaktan geri kalmayın. Hiçbir şeyin sizi bu anlamda engellemesine, aldığınız kararlarla ilgili tereddütlere sürüklemesine de müsaade etmeyin. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca mide ile ilgili şişkinlikler ve hormonal rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Uzman bir hekime ve diyete başlamanın tam zamanı şimdi. Öğrenci balıklar, sizler de parlak zekanız ve araştırmalarınız sayesinde önemli bir teklif ve okulunuzun desteğini alarak hayal ettiğiniz bir arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise sabrınız, sakinliğiniz ve olaylara bakış açınızdaki kararlılık her şeyin beklediğinizden daha iyi olmasını sağlayacak. Tabii ki bu durumdan rahatsız olacaklar, sizi sorgulayacaklar. Bitmesi gereken kangren olmuş ilişkiler bırakın arkanızda kalsın. Bencillikleriyle sürekli sizi kendinize anlatmak zorunda bırakan arkadaşlıklar bırakın gitsin hayatınızdan. Arınıyorsunuz, güçleniyorsunuz. Sizi hak eden yol arkadaşlarınızla yeniden yapılandığınız bu döngüde başkalarının ağırlıklarını taşımamakta kararlı olun. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.